Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlere uzun zamandan sonra tekrardan bir akşam yemeği menüsü tarifi vereceğim. Özellikle misafirlerinize ikram edebileceğiniz güzel bir menü olacak. Neler hazırlayacağım? İlk önce onları sıralayayım. Bir dalyan köfte yapacağım. Yanına patates püresi hazırlayacağım. Düğü çorbası hazırlayacağım. Yani bulgur çorbası da diyebilirim diğer adıyla. Hemen dalyan köftesini yoğurayım. Birazcık dolapta dinlendireceğim. Yarım su bardağı galeta unu ilave ediyorum. Arzu ederseniz ekmek için ilave edebilirsiniz. Bir adet yumurta. Hemen belirteyim, 600 gram kadar da yarı yağlı dana kıyma kullanıyorum. Baharat olarak tuz, karabiber, pul biber ve toz biber. Birazcık da kimyon. Bir adet kuru soğanı rendeledim. Suyuyla birlikte ilave ediyorum. Suyu acılık falan vermiyor. Tam tersi daha köftenizin yumuşak olmasını sağlıyor. Tüm bu malzemeleri güzelce yoğuruyorum. İyice karışana kadar yoğuruyorum. Köftenizin güzel olması için iyice yoğurmanız gerekiyor. Bu aşamaya dikkat edin lütfen. Üzerine streç filmle kapatıp köfteyi en az 1 saat dinlendiriyorum. Dolapta dinlendireceğim aslında. Köfteyi yeterince dinlendirdim artık. Üzerini açıyordum. Şöyle uzunca bir yağlı kağıdı masamın üzerine seriyorum. Köfteyi toparlıyorum. Elimle hafif açıyorum. Tekrar üzerine yağlı kağıdı seriyorum. Oklavayla inceltiyorum köfteyi. Elimle biraz bastırayım. İçerisine konserve bezelyeyi kullanacağım ben. Eğer taze varsa haşlayın birazcık. Ondan sonra içerisine koyabilirsiniz. 2 adet havucu uzun uzun doğradım, haşladım. Ben yumurta koymayacağım ama arzu ederseniz hemen ortasına 3 tane yumurtayı haşlayıp koyabilirsiniz. Orta kısmına koyacağım. Şöyle biraz daha bezelye koyuyorum. Havucu da çok haşlamadım. Öyle çok pişmiş bir havuç değil. Hafif bir iki taşım kaynattım, bir 5-10 dakika hemen aldım. Sizler de öyle yapabilirsiniz. Üzerine doğru. Şöyle bırakıyorum. Şimdi yağlı kağıdı üzerine kapatıyorum. İyice sıkacağım. Çıkan bezelyeleri tekrar. Kenarlarını açılmaması için bastırıyorum. Elimi de ittiriyorum. Hemen diğer yandan da üstünü kapatıyorum. İyice sıkıştırıyorum. Kenarlardan da sıkacağım. Köfteyi hazırladım artık. Şöyle uzun fırına dayanıklı bir borcamın içerisine yerleştiriyorum. Herhangi bir fırın tepsisine de yapabilirsiniz. Bu esnada hiç fark etmez. Şöyle alta vereceğim. Şimdi 200 derecelik önceden ısıtılmış fırında bir 35-40 dakika boyunca pişireceğim. Ana yemeğimizi fırına attık. O orada pişsin. Ben o arada çorbayı yapacağım ve patates püresini hazırlayacağım. Hemen patatesi göstereyim. Şöyle 7 adet küçüklerinden kabuklarını soydum. Suda bekletiyordum. Birkaç parçaya bölüp
tenceremin içine alıyorum. Su üzerine geçene kadar su ilave edeceğim. Haşlayacağım. Hemen o arada bu haşlanırken ben bir taraftan da çorbamı yapayım. Ocağımın başına geçiyorum. Şimdi patatesi ocağa alacağım. Doğradığım patatesin üzerine çok fazla değil, şöyle biraz üzerine geçene kadar su ilave ediyorum. Çünkü bu suyu artık boşaltmayacağım. Biraz şöyle elimle bastırayım. Bu suyla pişecek ve bununla püre yapacağım süzmeden. 1-2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. Tuzunu katıyorum. Şimdi ocağı, arka ocağı yakıyorum. Onu oraya alıyorum. Kaynamaya başlayınca altını kısacağım. Hemen buraya da çorbayı yapmak için tencereyi alıyorum. Ocağın altını yakıyorum. Hemen 1 tatlı kaşığı dolusu kadar tereyağı ilave ediyorum. Çeyrek çay bardağı da sıvı yağ. Böyle çok aşırı yağlı yapmayın. Bu sefer üzerine çok yağ birikiyor. 1 adet kuru soğanı yemeklikten daha küçük olacak şekilde doğradım. Soğan pembeleşene kadar kavuruyorum. Soğanlar pembeleşti artık. 1 tatlı kaşığı sadece un ilave edeceğim. Biraz kıvamlı olması için. Sakın çok fazla koymayın. Şimdi karıştırıyorum. Yeterli, çok kavurmayacağım. 1 yemek kaşığı tepeleme dolusu domates salçası. Biber de koyabilirsiniz. İkisi de olur. Şimdi karıştırayım. Yeterince kavrulduktan sonra içerisine yarım su bardağından 1 parmak kadar fazlası ince bulgur. Yani köftelik bulgur da diyebilirim. Benim bu yaptığım çorba bir 5-6 kişiye kadar rahatlıkla yetiyor. Bulguru da biraz kavuracağım. Üzerine ortalama bir 4 su bardağı kadar su ilave ediyorum. Çırpıcıyla iyice çırpıp unu yedireceğim. Un ve salçayı. İçerisine 1,5 su bardağı kadar et suyu ilave ediyorum. Benim buzlukta böyle et suyum vardı. Onu ilave ediyorum ama hiç katmasanız da olur. Hiç fark etmez. Et suyu ayrı bir tat veriyor. Et suyu ya da tavuk suyu da koyabilirsiniz. Bu arada patates de kaynamaya başladı. Ara ara gelip gidip karıştırarak kaynatacağım. Kaynamaya başladı. İçerisindeki et suyu da eridi. 1-2 dakika şöyle kaynasın. Bulgurlar pişsin. Ona göre su ilavesi yapacağım. Kenara da şimdi kaynar suyumu koyacağım hemen. Patates de burada haşlanıyor. Biraz daha haşlansın. Çorbayı aldıktan sonra patates püresini yapacağım. Bulgur ince olduğu için çok çabuk pişecektir. En fazla 5 dakika kaynatmanız yeterli. Çorba artık yeterince kaynadı. Şimdi kıvamına bakacağım. Suyunu ilave edip 1-2 taşım kaynatıp baharatlarını ilave edeceğim. Ben burada suyu kaynattım. Çok aşırı koyu bir kıvam olmasın. Böyle çok sulu da değil. Biraz daha katabilirim. Bu arada patates de haşlandı. Onu da kapattım artık. Bu kıvam gayet iyi. Artık kaynamaya başladım. Hiç tuz katmamıştım. Tuzunu ilave ediyorum. Biraz pul biber ilave edeceğim. Biraz karabiber. Ve biraz da nane. Artık çorba pişti. Çorbam hazır. Bu kenarı alayım. Beklesin. Hemen patates püremi hazırlayacağım. Kaynar durumdayken patatesleri eziliyorum. Dibinde biraz su kalsın. Hafif böyle birazcık cıvık bir patates püresi hazırlayacağım. Çok böyle kapkatı sevmiyorum ben. Altını en kısa alın bu esnada. Hafif hafif alttan kaynasın o. Yeterince ezildi artık. Tamamdır. İçerisine 1 kase kaşar, 1 çay bardağı süt, 1 tatlı kaşığı tepeleme dolusu tereyağı. Şimdi altı kısık durumdayken
İyice karıştırıp hepsini birbirine yediriyorum. Bekleyeceği için püre koyulaşıyor. Ondan dolayı birazcık böyle cıvık hazırlamanızı tavsiye ederim. Bir iki taşım kaynatacağım. Böyle tereyağı içerisinde iyice erisin ve kaynasın. Göz göz kaynamaya başladı. Zaten şöyle göstereyim. Fokur fokur kaynıyor aralardan. Bir iki dakikadır da pişiriyordum. Artık yeterli. Patates pürem hazır. Onu da kenara alayım. Hemen fırındaki yemeğime bakacağım. Yemeği fırından çıkardım. Bu arada ben köfteye ne katmayı unuttum. Şurada göstereyim. Sarımsağı dövmüşüm ama kenarda unutmuşum. Maalesef sizler köfteye sarımsak katmayı unutmayın. Şimdi yağını çıkarıyorum. Biraz sıcak. Çok da güzel kızarmış. Aslında hiç ayrıyetten kızartmama bile gerek yok bence. Çünkü hemen hemen bir 50 dakikadır fırındaydı. Bakacağım. Altı da gayet güzel kızarmış. Hiç fırınlamayacağım artık. Çok da güzel pişmiş. Salçalı sosunu hazırlayacağım. Ufak bir tavada yapmanız yeterli. Hemen yan tarafa da su koydum. Kaynasın çünkü kaynar su ilave edeceğim. Hemen hemen yarım yemek kaşığı kadar tereyağı. 2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ilave ediyorum. Ocağın altını yakayım. Bir diş dövdüğüm sarımsağı ilave ediyorum. İçine sarımsak koymayı unuttuğum için birazcık sarımsağını çoğalttım. Ama sosuna da sarımsak çok yakışıyor. İlave edebilirsiniz. 1 yemek kaşığı dolusu salça. Yeter artık. Evet, üzerine ilave ediyorum. Çok sıvı olmayacak. Birazcık katı olması gerekiyor. Ortalama 2 su bardağı kadar su ancadır. Bu kadar su yeterli. Baharatlarını ilave ediyorum. Biraz karabiber, biraz pul biber, biraz da tuz katıyorum. Ocağın altını kapatıyorum. Sosum da hazır. Yemeği tahtanın üzerine alayım. Ben dilimleri ayırıyorum. Gördüğünüz gibi hiç çatlama falan yapmadan gayet güzel kesiliyor. Sosu ortasına döküyorum. Bir iki yemek kaşığı kadar da üzerine ayıracağım. Köfteleri şöyle diziyorum. Görüntüsü gerçekten çok güzel olmuş. İçi de bol bol olmuş. Hazırladığım sostan biraz üzerine gezdiriyorum. Çok değil. Yemeklerimi sunuma getirdim. Yanına bir ayran yapmayı düşünüyorum. Çok daha güzel olacağını düşünüyorum. Ama eğer ki sizden misafiriniz hazırlıyorsanız bir salata bir de pilav da ekleyebilirsiniz. Hemen şimdi yemekleri servis tabağına alayım. Tabaklarda nasıl duruyor sizler de görün. İlk önce çorbayla başlayacağım. Çorbanın da kıvamı gayet güzel olmuş. Bekledikçe koyulaşan bir çorba. Gayet güzel bir çorba oldu. Hemen servis tabağına alıyorum. Görüntüsü oldukça şık bir köfte. Üzerine daha biraz daha sostan ilave edeceğim. Yanına patates püresinden de koyuyorum. Çorbayı da hemen yemeğin yanına aldım. Kıvamı gerçekten çok güzel bir çorba oldu.
Hemen köftenin de kıvamına bakalım. Hiçbir şekilde köftesi dağılma falan yapmıyor. Sizler sarımsağı unutmayın lütfen. Ben sarımsağı unuttum maalesef. Çok da güzel pişmiş. Muhakkak denemeniz gereken tariflerden bir tanesi. Videolarımın altındaki her zaman söylediğim gibi malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer ki kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı, fikirlerinizi de yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.